Vodafone Red hafta sonunu sunar. Değerli izleyiciler, günaydın. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Hakan Çelik. Güzel bir hafta sonu sabaha geçirmenizi diliyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili e, Sayın İlhan Kesici bizimle birlikte olacak. Devlet Planlama Teşkilatının eski müsteşarlarından aynı zamanda kendisi. Ekonomi, referandum'a giden süreçteki gelişmeler nasıl gelişmeler yaşanıyor ve dış politikada neler var? E, bize aktaracağı önemli bilgiler ve notlar var. Birazdan başlayacağız. Bugün tarihimizde sadece bizim tarihimizde değil dünya tarihini değiştiren çok önemli bir olayın çok önemli bir. Ee, başarının yıl dönümü değerli izleyiciler. Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve tabii ki bu büyük zaferin yani Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yılını biz anıyoruz. Ve buradaki burada şehit olanları Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını saygıyla ve rahmetle bir defa da anıyoruz. Bugün orada törenler var. Gelibolu'da onu hemen hatırlatalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da orada olacak. Türk yıldızlarının bir gösterisi var. Türk yıldızları derken onların bakın uçuşlarında Çanakkale'ye gönderdikleri bir mesaj vardı. Daha önce yaptıkları bir uçuşta. Onu bizlerim çok anlamlı, çok etkileyici. daha şehitlerimizi rahmetle saygıyla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaşlarını bütün dünyanın orada savaşanların, savaşmayanların, izleyenlerin, takip edenlerin tarihte yazdıkları en büyük mücadelelerden, en büyük zaferlerden biri ve tarihin akışını değiştiren bir dönüm noktası bu bakımdan çok önemli. Ee, Sayın İlhan Kesici'ye hoş geldiniz demek istiyorum. Çok teşekkür yani, ediyorum, sağ olunuz. Siz her zaman programlara e, birçok notla, kitapla gelirsiniz, hazırlanırsınız. Dert Bu çalış. sizin planlamacılık döneminizden gelen bir planlama disiplini. Olabilir, evet. Böyle evet. ders çalışmak daha doğrusu. Evet, yani, planlama evet. teşkilatı müsteşarlığı görevinde bulunmuştunuz. Ee, tekrar merhaba. Tabii çok teşekkür ediyorum. Notlarınızla, kitaplarınızla başlayalım mı biraz bakalım? Şimdi hayır. Bu bugün, bugün görüyorum bu, bugün bütün Türkiye'de de, İstanbul'da da öyle ama öbür bölgelerimizde de çok güzel günlük güneşlik bir şey var. Evet, güneş açtı Bir bahar hava yani, var. Galiba. Erken bahar diyelim biz buna yani. Bütün seyircilerimizin erken baharlarını da kutlayalım. Çanakkale Zaferi sizin biraz önce ifade ettiğiniz gibi 20. yüzyılın hem bizim tarihimizde hem bütün dünya tarihinde en muazzam zaferlerinden bir tanesidir. Şimdi bizim orduların toplamı 300 bin kişi 300 binin üstündedir Çanakkale'de. Kara ve deniz orduları, ee, öbür e, ordular yani İngiltere, Fransa aşağı yukarı 500 bindir. Ee, dünyanın en büyük gemilerinin savaş gemileri. Teçhizatlar çok iyi, mühimmatlar çok. En değişmiş. büyük savaş gemileri yani döneminin en parlak. O Queen, biz batırdık onları. Queen Elizabeth var, Irresistible var filan. Galvaz var Fransızların. Dünyanın en büyük savaş gemileridir. Muazzam bir şeydir. Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın, tabi Mehmet Akif'in büyük şair, Çanakkale şehitleriyle ilgili muazzam bir şey var. Şiiri var. Ben bütün siz de ifade ettiniz şehitlerimize, gazilerimize, yaralılarımıza, esirlerimize hepsi vefat ettiler şimdi. Cenab-Allah'tan ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Amin. Fazıl Hüsnü Dağlarca da diyor ki yeni Türkiye'nin ön sözüdür Çanakkale. Çok muazzam bir, şey. bir ifade. Çok çarpıcı bir ifade. Gerçekten. Nereden nereye gelindi, zor bir coğrafya olduğunu gösteren bir şey. Çok Çanakkale, zor coğrafya. Çanakkale evet. ifadesi belki bizim bugün bile yaşadığımız olaylar bu zor coğrafyanın bir. Şey. Öyledir evet. Yani öyledir. Öyle bir türlü rahat edememek yani her yerde bir olay Türkiye'nin yanı başı evet. biri bitiyor biri başlıyor Belki de o yüzden. Şöyle bir belimizi doğrultup dimdik yani önümüze bakıp işimize gücümüze konsantre olmakta zorlanıyoruz. Zorlamadın. Coğrafyanın şartlarından. Atıyorum. Öyledir evet, öyledir. Ee, bir büyük devlet yani Türkiye nihayetinde var sorunları elbette. Mücadele ettiğiniz birçok noktalar ama hep konuşuyoruz ya büyük devlet diyoruz, büyük Tabii. devlet. Bir büyük devlet olmanın temel gereği nedir? Yani hangi şartları bir ülke karşılarsa biz ona büyük devlet diyoruz. Evet. Size ben, göre. Sizin, tanımınız ne mi? Evet, ben yani. orada bir, bir, bir başka yumuşak bir tarif, tarif getiriyorum. Şimdi bizim coğrafyamız zor bir coğrafya. Ee, gerçekten cennet vatan. Evet. İşte bir mevsim bir tek bir günde dört mevsimi yaşayabiliriz. Antalya'da filan mevsim, Karadeniz'de başka mevsim, doğuda başka mevsim vesaire. Bunların hepsi çok güzel şeyler. Dünyanın gıpta ettiği bir coğrafya. Ama netice itibariyle komşularımızdan itibaren filan bakarsak dünyanın en çetebil yerlerinden birisi. Ben mesela ara ara Portekiz'e gıpta ederim. Portekiz'in iki tane komşusu var. Sağına bakıyor İspanya, soluna bakıyor okyanus ya. Atla değil ziyar. mi? Evet, okyanus. Tek bir kişiyle, tek bir yani bir denizle iyi geçinirse, bir de İspanya'yla iyi geçinirse mesela bizimki öyle değil. Onlar da zaten e, mesele olmadığı için biraz tabii ve... öğrenelim diye işte bir maceracılık ve keşif, kaşiflik ve sömürge, muazzam ama, küsü. tabii muazzam. Yani Mozambik Afrika'nın doğusundaki Mozambik Portekiz sömürgesiydi tabi. daha düne kadar. Tabii tabii tabi. Küçücük Portekiz'in Tabii tabii. Bizim şimdi böyle olunca Türkiye'nin Hakan Bey bir çok iyi idare edilmesi lazım. Yani etrafımıza baktığımız zaman işte tarihin bir tarihin esiri olmamak lazım. Yani genellikle tarihte çok büyük hadiseler oldu. Bizim Osmanlı Avrupa ile münasebetlerimizden aldığımız izin verirseniz bizim mesela Osmanlı İmparatorluğu'yla ilgili bütün iftiharlarımız Balkan ve Avrupalı ülkeler için şeydir yani e, hatırlanmaması gereken, hatırlanıldığı zaman canlarını sıkan işgal işler. tarihi gibi bakıyoruz. İşgal tarihi ülkelerin. gibi. Şimdi bunu böyle yani biz hep iftihar bölümüyle meşgulüz, öbürlerine hep kızıyoruz. Halbuki o da geldi. Bu bunlar bizi işgal ettiler, bu kadar eziyet ettiler falan diyorlar yani. O yüzden bunu bilmek lazım. bir. İki Tarihin esiri olmamak lazım. Yani filan ülkeyle biz filan tarihte şöyle bir ilişkimiz vardı. Mesela ne, ne demek istiyorsunuz? Bir örnek Mesela mi? Yunanlılarla, Yunan, Yunanlılarla Ege ilişkilerimiz var. İşte Yunanlılar 1915'te Türkiye'ye geldiler. Biz işte o şuralara gittik. 1683 mesela Avrupa'nın içerisinde bize en çok itiraz eden ülkeler bu Avrupa Birliği üyeliği sadedinde de 3'tür. 1 Yunanistan, 2 Avusturya, 3 Hollanda daha çok mesela yani. Hollanda ile çok bir meselemiz olmamış olmazına rağmen böyle Hollanda'nın bir enteresanlığı falan var. Avusturya 1683. Yani bir şey dediğiniz zaman bizim iftiharımız 1683, Viyana kuşatmaları. Hem kanuni zamanında hem 1683'te. Ama onlar için de bu çok kötü anılan bir şey. Burada medeni insanlara, medeni devletlere düşen, medeni devlet adamlarına düşen şey bunun esiri olmamak. Yani 300 sene önce bu yoksa kan davasına döner yani. de bunun esiri olduğumuza da olunuyor. Ha biz de oluyoruz. Şimdi ben Sayın Cumhurbaşkanımızdan itibaren yani burada burada söyleyeceklerim katiyen bir muhalefet gayretiyle söylenen laflar olmayacak. Yok muhalefet de edebilirsiniz zaten muhalefet partisi Ama ama o onu öne koymuyorum ben. Anlıyorum. Yani objektif bir bakışla Filan bakmak istiyoruz. Şimdi bizim bizim yöneticilerimiz de Sayın Cumhurbaşkanımızdan itibaren çok bir yüksek öfke görüyorum ben mesela. Yani nereye karşı? E, diyelim işte Hollanda ile bir münasebet var ise Hollanda'ya karşı. Ana muhalefet partisi ile bir meselesi varsa ana muhalefet partisinin liderine karşı veya işte başka temsilcilerine karşı. Dışişleri Bakanımız Avrupa Avrupa Konseyi'nde e, başkanlık falan da yaptı. Avrupa Konseyi e, Parlamenterler Meclisi. Parlamenterler Artık Meclisi'nde. Demek. Ben de şimdi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesiyim. Şimdi yani Strasbourg'a gidip geliyorsun. Tabi tabi hep ay, ayda bir haftamız orada geçiyor. Şimdi dil mesela ben dün gördüm yani yine e, şeyin Hollanda başbakanına e, sert laflarla filan yani e, Avrupa'nın hitap ediyor. Hak etmediği ölçüde bir sertlik mi yapıyor Türkiye o zaman? Şimdi buna yani, hak etti mu? hak etmedi diye bakılırsa Hakan Bey yanlış olur. Bir şey oluyor. Bir mesele var arada. Arada bir anlaşmazlık olduğu zaman bunun iki tane halli var, hal yolu var. Bir, ordular devreye girer, savaşırlar. Bir anlaşmazlığın hal usullerinden bir tanesi bu. Askeri çözüm. Askeri çözüm, savaş. İki, diplomasi, uzlaşma. Değil mi şimdi biz herhalde bir şeyden dolayı savaşacak galimiz yok. O zaman uzlaşma, diplomasi. Bu diplomasi de eski tabir diplomatik dil diyelim biz onun medeni haline. Ama bizim arkadaşlarımız biraz Osmanlıcılar mesela Osmanlıcı tabirleri de kullanmayı seviyorlar. Ben onlara iki tane öneride bulunuyorum. Bir tanesi aynı zamanda Kur'anidir. yin. Hz. Musa ile Firavun'un arasındaki konuşmayla ilgili Cenabı Hakk'ın, Cenab-ı Allah'ın Hz. Musa'ya ikazı. Kavlileyin ile konuş. Diyor ki yani Firavun'dan konuşurken çok yüksek perdeden konuşuyor şey Hz. Musa çünkü bakıyor ki ben peygamberim, o bir firavun. Buna çok yüksek perdeden konuşmam lazım filan diyor. Taha suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Orada geçer bu olay. Orada Cenab-ı Allah Hazreti Musa'ya peygamberine kızıyor. Diyor ki kavlileyin ile konuş. Karşındaki firavun olmuş olsa bile. Kavlileyin güzel, güzeldir demek. Kavil, kavilleşmek. Ley, güzel, 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 güzeldir. Onun bizim kullandığımız Osmanlıcası kelamı kibar mesela değil mi? Kibar kelam. Ben sizin konuşmalarınızı benzetirim mesela. Sizde bir kelamı kibar var çok yani. Nazistiniz. Çok evet. teşekkür ederim. Şimdi bunun şimdiki adı diplomatik dil. Diplomasi değil mi? Bu böyle bir dil var. Yani ülkelerin birbirleri, birbirleri birbirleriyle. Türkiye'nin lehine mi olur? Yani Türkiye'nin ülkeler açısından daha mı iyi olur? Elbette şey. çok iyi olur. Farklı elbette çok olan. iyi olur. Bizimkiler çok sert yapıyorlar. Normalden fazla sert yapıyorlar. Kızılacak batının elbette kızılacak şeyleri var. Onlar da bize hor davrandıkları oluyor kötü davrandıkları oluyor, sert çıkışları falan oluyor. Ama mesele bizim bizim burada haklı olduğumuz zaman özellikle böyle küfürlü yani sert söylemlerden falan ziyade Avrupa'nın, Amerika'nın kendi içinde entelektüelleri var. Onlara hitap etmek lazım. Yani onlar onlar marifetiyle kendi devlet adamlarını sıkıştırmak falan lazım. Kamu oyunu harekete geçiyor. Kamu çok çok önemli. Yani sivil toplum. Bizimle ilgili bazen biz de bazen yapıyoruz fil bak ama çift standart, çifte standart kullanmak falan deriz. Biz de yapıyoruz o de yani. Yapıyor. Ama bunun 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 doğrusu "Vay sen çifte standart kullanıyorsun" falan diye doğrudan hücum etmek değildir. Doğrusu oraların da şey sahibi, akli selim sahibi insanları ve kamuoyları marifetiyle o devletleri sıkıştırmak devlet adamlarımız. Bey bütün dünyada böyle yükselen bir yani bu İngilizce kavramıyla bir popülizm var. var. Bu tam yani Türkçede tam popülizm dendiği zaman tam karşılığını bulmuyor bence evet. siyasi söylemde ama e, mesela Trump seçildi. Daha çok evet. söylem kullandı. Dil kullandı ve oldukça da sert bir dil kullandı. Evet. Hala bunu evet. kullanmaya evet. devam ediyor. İşte belki Le Pen yani Fransa'da şu anda en güçlü Tabii. aday. Gerçi iki turlu olduğu için seçilemez muhtemelen. Tabii, Ama evet. işte Wilders vardı. Eskiden Holla, şeyde, Avusturya'da Hayder vardı. Var, çok aday var yani. Nedir bu? Mesela bütün e, Türkiye e, Türkiye'nin ötesindeki coğrafyalarda ve bütün dünyada bir popüler bir siyasette bir rüzgar var. Ve liderler biraz da bu söylemi o şekilde mi geliştiriyorlar? Şimdi ben ekonomiye bağlayacağım yani bu işi. Ekonomiye bağlanır <laughs> evet. bu. Şimdi biz biz mesela Avrupa e, e, kapsamında aldığımız zaman İslamofobik, İslam korkusu. Doğru. Sevmezliği, sevmezliği. sevmezliği. Yani hem korkusu hem korku var, hem sevmezlik var. Doğru. Bunu sonra birazcık daha getirdiğimiz zaman Türkofobik dedik. Son Türk sevme. De artıyor bu. Evet, artıyor filan. Ee, bu bence İslamofobik ve Türkofobik olmaktan ziyade yabancıfobik. Yani yabancı sevmezlik. Yani Yahudi'yi de sevmiyor aslında. Ya, Yahudi'yi hiç sevmiyorlar. Yani hala sevmiyorlar filan. Bu yabancıyı sevmiyorlar. Bu iki türlü neşet etti. Yani özellikle Avrupa devletleri, kıta Avrupa'sındaki devletler ve ülkeler homojen. Homojenlik seviyorlar. Yani Kendilerine benzesin. Kendilerinin dışındaki kültürleri sevmiyorlar. Yaşam tarzlarını da sevmiyor. Bu fena bir şey değil mi? Fena abi, bir abi. şey. Yani olacak şey mi bu? Ama ama bunun mesela iki tane, üç tane büyük örneği var. İki tane büyük örneği, bir tane de Avrupa'dan örneği var. Amerika Birleşik Devletleri mesela katiyen böyle bir hali yoktur. Doğru. İki, İngiltere. İngiltere'de Sihler var, Pakistanlılar var, Hindistanlılar Başı var. Açık var, kapalı var. Her şey var. Yeni eteklisi tabii, var, tabii, var. Tabii, Hintlerin orijinal kıyafetleri falan var. İngiltere'de çok toleranslı bir şeydir. Kapıda e, işte... E, şey e, güvenlik görevlisi sizi sih, e, sih tabii. kıyafetiyle karşılar. Karşılar. Tabii tabii. Yani bu... Kıta Avrupa'sı öyle değil. Kıta Avrupa'sı daha şey. Daha devletler küçük. Yani. Orada devletler küçük, ülkeler küçük, milletler küçük diyelim öyle. O kendinin dışındakilerini falan çok sevmiyorlar ama bunu biz abartarak özellikle şimdiki yöneticilerimiz özellikle Türklüğe ve Müslümanlığa karşı gibi algılıyorlar. Halbuki yabancılığa karşı bu. Niye yabancılara karşı? Ekonomi çok iyi giderken yabancılara karşı böyle bir hal falan yoktu yani değil mi? Bunu tamamen ekonomiye mi bağlıyorsun? Ben ekonomiye bağlıyorum. Ekonominin işsizliğine bağlıyorum. Çok mu kötü gidiyor Avrupa'da ekonomi? Hayır. İşsizlik artıyor. Bizdeki işsizlik mesela yüzde seviyesinde bir işsizlik var. Genç işsizlik yüzde yirminin üstünde. Normal işsizlik yüzde on civarında. Bugün en son Aralık itibariyle yayınlanan resmi kurumların yayınladığı yüzde on onda yedi. Bu çok yüksek mesela bizim de tarihimizin en yüksek işsizlik oranı. Fakat bu yani Avrupa'da bunun benzeri altı olduğu zaman çok korkunç bir şey. Çünkü bizde ailenin içerisinde bir aile dayanışması içerisinde masredilebilir yani. Yani bizde kal işte bir, şey bizim, bir kap beraber ya yemek, bir şey ediyor yani. Bir dayanışma var. Yani. Ama Avrupa'da işsiz demek cas cavlak sokakta sokaktaki adam demek. Yani ne annesi babası ilgi gösteriyor bizim anladığımız ölçekte. Doğru. Ne bacısı kardeşi gösteriyor. O yüzden bunlar için işsizlik çok önemli bir şey. Ve ekonominin bütün organizasyonunu yeni iş yaratma istikametinde kuruyorlar. Şimdi bu gittikçe alt sınıf işsizleri özellikle yani yüksek seviyede yüksek seviyelerde bir işsizlik çok yok. Ama alt seviyelerdeki işsizlik artınca oradaki istihdamda bizimkiler var. Yani yabancılar var daha doğrusu. Yani Fransa'da mesela Faslılar, Cezayirler falan var. Almanya'da, Almanya'da, Hollanda'da bizimkiler var. Yunanlılar var. Yunanlar var. Böyle olunca o zaman öfke bu iş iş dolayısıyla bu yabancıya dönüyor. Yabancının kimliği Müslümansa Müslümanlıkla birleşip dönüyor. Türkse aynı zamanda Türklükle birleşiyor. Ama Avrupa bunu aşar. Yani elbette Elbette aşağı. Şimdi mesela bu bu haftanın Time dergisi dün çıktı bu. bu. Ben e, ben Survivor bir göstereyim bir arkadaşımıza. Bir bürüzün, evet. Netice işte itibariyle işte bu bizim de meşhur Hollandalı bu da Löpen Şimdi burada ne diyor? Can Avrupa ayakta kalabilecek mi bu yeni popü? Bu yeni popü Tabi dalga karşısında. Bu bunu bunu aşarlar. Aşılması lazım ama aşıncaya emin kadar. Aşağı elbette, elbette. Ben pek emin değilim de o yüzden söylüyorum. Hakan Bey aşılmazsa işin içinden çıkılamaz. Yani bunun Peki. yani şimdi Avrupa'da bizim mesela 4-5 milyon insanımız var. Fransa'da yani Niye söyledim biliyor musunuz İlhan Bey? Sanki daha kötüye gidiyor gibi görüyorum. Kötüye bunu. gider ama hayır, hayır, Kötüye gider ama şimdi aslan asamazsın bu kadar insanı değil mi? Satsan satamazsın. 5,5 milyon Türk var Avrupa. Abi ne yapacaksınız yani? Fransa'da 6 milyon Müslüman. Oranın var. da ayrıca bir kamuoyu var. Bir vicdanlı kamuoyu var yani değil mi? Evet. Bunu böyle kullanan kötü politikacıları, kötü devletli adamları falan var ama Çok bir de vicdanlı insan, kamuoyu evet. var. Bir de The Economist'i görüyorum orada. The evet, Nationalism bu... diye bir kapak var. Ben onun önünde bir şey söyleyeyim. Ba bağışlar mısınız? Demin siz büyük devlet iyi devlet dediniz. Buyurun. Şimdi iyi devlet demek, büyük devlet iyi devlet falan demek. Mesela komşularını huzursuz etmeyen, tedirgin etmeyen, ürkütmeyen, korkutmayan değil mi? Onlara bir huzur veren. Bak benim komşum ev alırken de öyle demiyor muyuz biz? Ev alma komşu al diyoruz değil Tabii. mi? Kim oturuyor orada falan Kim oturuyor orada yani ev abi. alma komşu al. Bu e, siyasi tarihte de böyle komşularına huzur veren insanlar, huzur veren devletleri devlet bir, iki kendi içinde kendisini öteki gibi zanneden, hukuki anlamda azınlık olan, sayısal anlamda azlık olan insanlarını rahat ettiren, onları ürkütmeyen onları huzur içerisinde, güven içerisinde azınlıktan de. sadece yani dini inanç azlıklıktan Bizim galiba. mesela bizim Lozan dolayısıyla yeni cumhuriyette hukuki tanım itibariyle evet. bir azınlıklarımız var. Onlar bizim gayrimüslimlerimiz. Evet, Müslüman olmayan, farklı inanç kesimi. Farklı inanç kesimleri. Bir de bunun dışında tercihleri sebebiyle öze, farklı özellikleri nedeniyle azınlıkta kalmış olanları da mı kastediyorsunuz? Azlık tabii azınlıkta Nasıl kalmış, yani? sayısı az. Yani sayısı insan sayısı. mesela sayısı az. Eskiden Mesela bu kendini öteki hissediyordu. Diyelim ki bizim işte daha muhafazakar olan insanlarımızın hanımefendilerimizin bir bölümü değil mi? Türban takıyor, kendini öteki hissediyor. Sadece hissetmiyor. Bazen otur muameleler de oluyordu yani. Evet. Bunları rahat ettireceksiniz. Yani ürken, tedirgin. Yani bu bunların canı netice itibariyle yani bu koca ülkede serçenin elinize serçe alırsınız tit titrer ya serçe yani. Bunlar da böyle ürken filan e, titreyen insanlar. İyi devlet... Hrant öyle bir yazısı vardı zaten değil mi? Olabilir tabii. İyi devlet... Mesela biz kendi azınlıklarımızı mutlu mesut eden devletsek iyi devletiz. Almanya bizim oradaki vatandaşlarımızı mutlu mesut geleceğinden emin endişe içerisinde bırakmıyorsa iyi devlettir değil mi? Aynı şey Hollanda içinde. Hollanda iyi devlet mi kötü devlet mi? Ne bilelim? içindeki azınlıklara, kendi vatandaşlara elbette farklı ama içindeki azlıklara, azınlıklara oraya çalışmaya gelmiş, işte geçinmeye gelmiş, orada yaşamaya gelmiş insanları endişe içine sokmuyorsa pek te, rahat ettiriyor. sınav veremedi ama Hollanda. Veremedi, yani Milletin üzerine köpek saldırıp. Hollanda'nın böyle, Hollanda böyle bir hali var. Hollanda böyle bir Türklere karşı böyle bir hali var. İyi bir şey değil yani. Şu da var mı? Fakat şunu da izin verir misin? Buyurun. Şimdi? Rica Bu son hadiseyle ilgili olmak üzere tabii. yani insanlarımız da biraz rahat etsinler falan istiyorum. Bu son hadisede şu. Şimdi biz ben, benim çocukluğum Zara'da geçti. Sivas, Sivas. Zara. Önce tabii. ilkokul 1 2 Zara'da bir kasabadır yani. Orada okudum ben. Telefon yok. işte bilmem ne yok değil mi? Evden eve nasıl haberleşeceksiniz? Mesela bir bir bir, bir eve misafirliğe gidecekseniz çocukları gönderirlerdi. Mesela ben çok gittim güzel miyim Tabii. Eve geleceğiz diye. E tabii kapıyı çalarsınız. Bir bir şey bir hanımefendi, teyze çıkar. Ayşe Hanım Teyze. Ayşe Teyze de denmez. Ayşe Hanım Teyze. Ayşe Hanım Teyze. Bak tabir aynen şöyledir Hakan Bey. Bu akşam bir maniniz yoksa. Yoksa öyle derler. Annemgil sizi ziyarete gelmek istiyor. Annemgil. Ben. Oturmaya. Annemgil. Annemler filan denmez bizim. Tabii annemgil. Ama lafın orijinali. Bu akşam bir maniniz yoksa. Aynen öyledir. Şimdi bu bir, bir üslup değil mi? Tabii tabii. Bizim şimdi Hollanda'yla olan problemimizle bunun ha, benzeri onun yok. Onun gibi mi görüyorsunuz bunu? Tabii. Yani adam diyor ki mesela Dışişleri Bakanı'na, bizim bizim Dışişleri Bakanımıza diyor ki ya bizim burada seçimimiz var. Bu yabancı düşmanlığı filan da ileri seviyelerde. Siz de geleceksiniz, bir şey edeceksiniz. Yani bu asıl yabancı düşmanı olan asıl şu adam. Asıl Wilders, Onun işine yarayacak. Yani yaramasın. Bu daha şey bir adam. Bu daha kötü bir adam. Bu yabancılar bakımından da bizi. Lütfen şunu geçirelim. Çarşambadan sonra gelin. Hay tamam. Hayır bu güzeldi. Bunu söylese... Bunu, bunu, bunu tamam, böyle bunu... söylemişler. Hay anladım ama sonra da diyor ki benim anladığım burada öyle söyledi Sayın Dışişleri Bakanı. Tam sizin oturduğunuz Tabii, evet. Ben de takip ettim. E, olay sonra zaten başka bir yere gitti. Sonra geleyim diyor. Yani madem öyle diyorsunuz ben seçim bitsin sonra geleyim diyor. Diyor ki onu da garanti edemiyoruz. Bir bakarız ona. Biz yani edemeyebilir. Şimdi bugün ama de... Bir şey olur mu İlhan şimdi Hakan Bey. Bugün de daha doğrusu ben bu sabah seyrettim sizin Baktınız mı tabi, telev televizyonda ama dün söylemiş olmalı. Sayın Dışişleri Bakanımız da diyor ki Amerikan Dışişleri Bakanı gelecekmiş. Elbette diyor takvimlerimi ona göre organize ediyorum ben. Başımızın üstünde yeri var. Gelsin haberleşelim. Şimdi bu tür şeyler, bu tür ziyaretler minimum 20 günlük bir planlama isteyen ziyaretlerdir. Yani bir Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı olarak başka bir ülkeye gidecekse onun aslında büyük elçilikler en az 20 gün nasıl gelecek, nasıl gidecek bunun organizasyonunu planlamasını yaparlar. Şimdi bizimki ama bazen de o planlama olmadan gibi Hayır yani, olmuyor. Yani, Merkel Chat diye geliyor mesela Ben Gaziantep'te diyor şeyleri göreceğim diyor. Buyurun gelin diyoruz. Hayır, biz İdeal onda, biz de oluyor. onun milletvekillerine mesela yani bunu şey için söylemiyorum da Aynen. ama doğru algılayalım diye Aynen. kendimize de yontmayalım diye doğru algılayalım. Şimdi Türkiye yanlış mı yaptı burada İlhan Bey İş, bir yöntem olarak? Orada birinci yanlışı onlar yaptılar. Sonra biz de yaptık. Karşılıklı yanlışlar halinde gidiyoruz. Buradan bir hayır çıkmayacak. Şimdi biraz sakinleşti. E ne oldu? El ele baş başa. Onlar bize bir şey ettiler. Biz de onlara bir şey ettik. Şimdi sıfıra sıfır elde var sıfır olduk. Şimdi demin ki annem gibi alırsak. Evet. Bu akşam çamaşır var diyelim ki değil mi? Ev dedi ki yani bu akşam gelmeyin lütfen. Çünkü çamaşır günü bugün. İşte çamaşır yıkanıyor. Ben bütün yap. Evde çamaşır var gelmeyin demezler ama. Ha, demezler Zakikten ama. Ötür yani. Buyurun Diye, Ama şimdi kaldırır, o zaman biz ne ayar demiş ayar. oluyoruz? Yo ben geleceğim. Yani <laughs> akşam illa da geliyorum. Bu dipl diplomasiyle çözmek lazım. Yani net, bizim söylemek istediğim. Anlıyorum. Benim Öbürü isterseniz bundan da bahsedin. Ha, bunu, bunu, bunu nereye söyleyeyim? bağlayacaksınız? Bu efendim bu, bu The Economist dergisi. Bundan işte Putin, Trump, şu da Çin. şey, e, Faraj Çin. değil mi o? Evet, evet Faraj. Marjim şimdi Marjim bu Faraj. The new nationalism. Evet. Yani yeni milliyetçilik. Bu bu yeni milliyetçilik Hakan Bey ekonomik milliyetçilik. Yani hamasi nutuklar milliyetçiliği değil. Türkiye ha, nerede o yeni milliyetçilik? Türkiye hamasette. Türkiye maalesef böyle hamasetle meşgulüz daha çok. Yani biz ki işte Osmanlıların torunlarıyız. Biz ki Altaylardan gelen aslanlarız filan. Amenna, değil mi? Yani, yani benim dedem de zararda çok idi mesela yani. Ama işte o başka bir şey yani değil mi? Peki bugüne ulaşmadı mı zengin? Hayır, şimdi ulaşmadı. Daha o zaman bizden daha zenginmiş yani. Şimdi ekonomik milliyetçilik. Yani bu Çin'e 2-3 sene öncesine kadar 15 sene öncesi itibariyle sadece Mao diye bir şey bilinirdi. Onun dışında Çin'e ilgi duyan Çin'in mutfağı nedir, kültürü nedir, nasıl yaşarlar, ne tür evlerde otururlar, yani ilişkileri nasıl? Hiç öyle bir kitap defter falan yoktu. Şimdi Amerika'da bir şeye gittiğiniz zaman kitapçıya Allah sizi inandırsın. Kitaplar bütün kitapların yarısı neredeyse Çin. Bu arada İlhan Kesici Bey'in bir muazzam bir kitaplığı da vardır. Onu da sözü gelmişken evet. söyleyeyim. Büyüyor herhalde. Büyüyor yani. büyüyor ha. Çok teşekkür ediyorum yani. büyüyor. Şimdi yarısı Çin. Niye? Çin'e çok mu bayılıyorlar? Yani 10 10 sene önce tanımadık. Anlamaya çalışıyorlar. Anlamaya. Çünkü bir korku var. Çin her yıl üst üste %10, %8, %9, %10 büyüyor. O zaman burayla ticaret yapmak isteyen insanlar var. O, onu görmek gör, anlamak isteyen insanlar var. Bunu okuyacaklar. Yani biz de %7, %8, %9 büyüme trendi gösterelim mesela değil mi? O zaman Türk mutfağı nedir? Türk insanı nedir? Bütün dünyanın gözleri burada. İlhan Bey, sizi Başbakan yardımcısı yaptık diyelim. Daha doğrusu siz seçildiniz halkın oylarıyla. Mesela öyle bir şey düşünelim. Siz ekonomiyle ilgili bir, uzman bir insansınız. Türkiye'yi böyle yüzde %6.7 bir noktaya getirebilir misiniz? Kesin. Mümkün mü bu? Kesin, çok mümkün. Kaç sadece yılda? sadece Kaç sadece benimle olmaz da tabii. Ya politikalarınızla anlamak Şimdi o, ondan onu ona şöyle bir şey diyeyim ben. Kaç yılda gelirsin? Türkiye hemen, hemen hemen. Hemen. Elbette. elbette 2018'de Türk. olur mu? Elbette, elbette. Şimdi Türkiye'nin 1946 ile, ben uzun zamandır anlatıyorum bunu, 1946'dan 2002'ye kadar ki bütün 3 tane ihtilal var. 1960 ihtilali var, 71 ihtilali var. var, 80 var, 94 krizi var, 2001 krizi tamam. var, 2. Dünya Savaşı'nın artçı etkileri Doğru. var, Doğru. Kıbrıs Barış Harekatı var vesaire Bütün bunun ortalaması, en kötü şartlarda %5-10'da biriz biz. Bunun içerisinde Demokrat Parti dönümü %6'nın üstünde. Süleyman Bey'in tek parti dönemi %6'nın üstünde. İlk 3 plan dönemimiz var 1963 ile 77 arasında. Kıbrıs da bunun içerisinde. Ve 6 partili koalisyonlar da var bu dönemde. İran Bey bu veriler... %6'nın üstünde. Bu veriler sağlam veriler. Çok sağlam olur mu? Elbet, elbette, elbette. Bir tereddütümüz elbette. yok değil mi? Hayır. Onlar mesela bu, bu dediğim rakamları benim imal ettiğim rakamlar. Benim hesapladığım tamam. rakamlar. Ama benim imal ettiğim rakamlar... Devletin, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kitapları var. Peki. Orada yüzlerce rakamı, oradaki rakamlardan muamele ederek çıkardık. Peki ne demek istiyorsunuz yani bugüne gelince? Şunu demek istiyorum. Türkiye'nin geçmişinde yüzde altılar, yüzde yediler büyümeler var. Uzun sürelerde de var. Yani sadece tek bir sene, iki sene falan değil. Uzun zaman dilimleri itibariyle. 10 sene Demokrat Parti. 15 sene ilk üç plan dönemi. Şu an ne kadar aşağı yukarı bu dönemde büyüme oranı? Şimdi düşük. Yani %3, %3. tabii bütününü alırsak 2003 ile 2016 arasını alırsak %4 onda 6 düşük. Ama asıl AK Parti dönemi yani Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bey'den itibaren yani bütün Cumhurbaşkanı'dan itibaren 2007'den sonra Abdullah Gül Bey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bey Başbakanımız yani bütün kadrolar AK Parti kadrolar. 2002'yi niye almıyorsunuz? 2002 ile, 2000, 2002'de de 6 zaten AK Parti öncesi. 2003 ile 2007 arası iyi. 2006. Tamam. Yüzde 7. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Zaten şimdi hala satıyor oldukları rakam bu. O ilk 4 yıldır. O bir kriz ertesi. Yani 1994 krizinin ertesinde yani de. Şaha kalkışı biraz. Öyledir. Şey 1994 krizi. Eksi 5.5 95, 96, 97 %7 mesela. Bu 2001 krizinin de eksi 5,5. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 yüzde 7 civarında. Ama asıl ondan sonra ustalık dönemi dediler ona. 2007'den sonrası 3 onda 3. Çok düşük. Neden? Orada neden? Artık fikriyatları, fikri kapasiteleri yetmemeye başladı. Bir. İki, kadroları gittikçe AK Parti kadrosu hale gelmeye başladı. Çünkü 2007'den önce daha evvelki devraldıkları ekonomi bürokrasi ve genel bürokrasi de vardı. İlhan Bey, size AK Parti'den teklif gelmiş miydi hiç? Hayır, o... Bunu yani, açıkça soruyorum. El, elbette, elbette. Sorayım ben şimdi, ben insanlar merak ediyorum. Ama, ediyor ama. yok, aradan, Çünkü aradan çok zaman geçti. soruyorum. Siz demokrat ve muhafazakar gelinekle de iç içe geçmiş bir Tabii, kimliği evet. olan bir insansınız. Ben de öyle Bugün söylüyorum. Cumhuriyetçi, doğru, milliyetçi, doğru muhafazakar. Doğru tarif ediyor muyum? Doğru tarif ediyorum. Bugün bir Sosyal Demokrat Parti'nin milletvekilisiniz Tabii. ama sizin bir demokrat gelenekle de kuvvetli bağlarınız oldu. Evet tabii, tabi, tabii, tabi. tabii Ben asıl kamuoyu rahmetli Turgut Bey ve Süleyman Bey ile beraber Süleyman Bey çok bir yani AK Parti'nin... Bürokrasi de Turgut Bey daha çok. Planlama müsteşar, yani planlama devlet planlama teşkilatında uzman daire başkanı genel müdürken Turgut Bey ile. Müsteşarken Süleyman Bey ile. Süleyman Bey ile. Evet. Peki yani 2018'den itibaren ben 7 8lere çıkarırım der misiniz mesela? Denir denir. Yani bunun için bir kuvvetli bir siyasi heyet lazım. O, ona onun icabı bir kamu bürokrasi yaratmak lazım. Diyelim CHP iktidar oldu mesela önümüzdeki seçimlerde. O zaman şunu yapmaması mı gerekir? Yani sadece bizim CHP'li arkadaşlardan oluşan bir yapıyla? Sıfır. Yanlış mı? Olur? Olmaz. Çok yanlış Yalnız olur. olur. Şundan dolayı. Hiçbir siyasi ya yani Türkiye 80 milyon. Ama Türkiye'de böyle oldu siyaset. Hayır olmadı. Şimdi bak. Olmadı mı? Hayır olmadı. Ben bir örnek veriyorum Türkiye 80 milyon. Hiçbir siyasi ideoloji veya parti bu 80 milyonu yönetecek bir bürokrasiye sahip olamaz. Peki. Ne? İnsan kapasitesi i̇nsan olarak. İnsan kapasitesi olarak. Biz yani insan kapasitemiz yok mu? Var. Ama bu Cumhuriyet Halk, tek başına Cumhuriyet Halk Partisi kadroları bile tek başına Türkiye'yi uçurur. Yok öyle bir şey yani. Veya AK Parti kadroları veya MHP kadroları veya HDP kadroları öyle bir şey yok. Ancak hepimiz olursak. Ben küçük bir örnek vereyim, bir vereyim. Koalisyon, çok, koalisyon. Çok mu? biraz hızlı konuşur gibi oldum ama. Yo, çok mı? güzel. Bence anlaşılır oluyor bu. Şimdi ben devlet planlama teşkilatında haberleşme, haberleşme ulaştırma sektörü uzmanıydım. Biz de bizim yerlerimiz dardı. İki kişi bir odada oturur. Yani Binali Bey'in Sayın Başbakan'ın uzmanlığı bir anlamda. Tabii biz öyle evet. Onun onun aslıyız biz yani. Ülke seviyesinde bakalım. tabii. Şimdi haberleşme uzak bizim bizim sektör tabii kara ulaştırması, demir ulaştırması, deniz ulaştırması, hava ulaştırması ve haberleşme. Bu Türkiye'nin en büyük sektörleri yani bunlar. Doğru. Şimdi biz büyük bir büyük odada otururduk. 5 kişi otururduk. Şimdi o odadan ben çıktım müsteşar. Planlama müsteşarı oldum filan işte Merkez Sağ Parti. Başka bir arkadaşımız Enerji Bakanlığı Müsteşarı oldu oradan. O yine doğru yola meyilliydi. Başka bir arkadaşımız Ulaştırma Bakanlığı Müsteşar Vekili oldu. ANAP'a meyilliydi. Başka bir arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partiliydi. Ezel ebet yani yedi ceddi sülalesi Ama mesela solculara da veya kendilerini böyle solunda daha solunda ne bileyim ben komünistim diye çıkan biri ne? olsaydı pek devlette de işlemezler. Var, var, var. Var mıydı ya? Yani? Var elbette. Tipliler var mesela yani. Planlamacılar Tip, çok, arasında elbet falan var Elbette var. Mi? Yanımızdaki odada da Ertan Yülek Bey vardı. Yani daha sonra müsteşar vekilimiz oldu. İktisadi Planlama Genel Müdürümüz ve müsteşar vekilimiz oldu. Bak şimdi aynı oda veya yan yana iki odada Refah Partili var. Milliyetçi Hareket Partili gibi olan arkadaşımız var. Doğru yolcu gibi var. Anaplı gibi olan var. CHP'li var. CHP ve tipin arasında olanlar Anladım. da var. Kadro budur. Yani zenginliği böyle kullanmak, istifade evet. etmek lazım. Evet. Bunu kullanırsak, yani bir, bir, bütün Türkiye'nin kadrosunu ele alır ve bütün onunların kadrolarını siyasi şeylerine, görüşlerine bakmaksızın, sadece ehliyetlerine, liyakatlerine bakarak böyle bir heyet kurulursa Türkiye yüzde yedi büyür. Şimdi size bir soru sormak istiyorum. Lütfen buna açıklıkla evet. ilham Herhalde zor olarak, bir soru. Zor, zor, zor evet. soru Olur. soracağım. Amin amenna. Amen. Tarafını. Sayın Kesici, Cumhurbaşkanı adayınız kim olurdu Türkiye'de ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Bu kadar deneyimli bir siyasetçisiniz. Ekmelettin Bey oldu. Hayır. Yani siz onu kuvvetli desteklemiş miydiniz? Hayır. İyi bir fikir olarak görmüş müydünüz? Hayır daha doğrusu yani partimizin adayıydı. Partimizin de daha doğrusu. Sayın öyle olunca da bizde adet yani o istikamette Parti şeydi. Tiamülenin. Ama mesela kampanyası çok zayıftı değil mi? Çok, Çok. Ay sonra da mesela Sayın Ekmelettin İhsanoğlu pek televizyon programlarından çıkmaz pek konuşmaz. Çıkmaz, evet. Yani kanaatlerini görüşlerini merak ederiz mesela Türkiye'nin geleceğine dair ne düşünür? Evet. Pek onları dinleme şansımız olmadı yani. Yok yani. evet. Aslında iki Benim de ahbaplığım olan birisi. Evet. Yani kıymetli bir entelektüeldir. Herhalde. Evet. Herhalde. Ama evet. siyasetçi kimliğiyle de tanımak istiyor. Sizinden öyle bir konuşma yapmıştık hatırlıyor musun? Daha adaylık varken. Çok eski zaman değil mi? Çok bayağı eski bayağı, bayağı. Evet. Peki. Ben kitabını da getirmiştim o zaman. Tabii. Kim olurdu cumhurbaşkanı adayınız bugün için mesela veya kısa gelecek için bakılacak olursa ilk cumhurbaşkanlığı seçimi ne zaman olacaksa mesela Türkiye'de? şimdi işte, şimdiki hale olarak, göre görülüyor. 2019 görünüyor 2019. ama onu 2019'da şöyle olur dersek bu referandumu evet'e döndürmüş oluruz otomatik olarak. O yüzden şimdi, şimdi... 16 Nisan'ı aşmamak lazım. Yani. Aşmamak mı? Hayır 16 Nisan'ı aşmamak. Ama ben adayınız kim olurdu diye kimi böyle yok, parlak yok, bulunur diyorum. Bulunmaz mı ya? Koca Türkiye'de insan mı yok yani Hakan Bey? Var mı aklınızda? Elbette var. Hayır aklımızda değil. Şimdi biz 16 Nisan'a Tamam kilitlendiniz. Peki ne olacak 16 Nisan'da? İnşallah hayır olur diye ben düşünüyorum. Ee, sebebi şu. Neden? İki tane. Bir, e, bütün bu anayasa dediğimiz şey, bu 18 madde ve bu 18 madde değişikliği olursa 2000 tane de kanuni değişiklik yapmak lazım. Doğru. Uyum kanunu. Ara düzenlemeler yapmak Çok lazım. düzenleme yapmak lazım. Bu çok yüksek bir belirsizlik yaratıyor Türkiye için. Yani bütün güçler, kudretler <laughs> tek bir kişide toplanıyor. Bu kişinin ismi e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey olur. Şimdiki halde o. Başka bir, isi, başka bir insan olur ayrı. 2019'a kim öyle kim kala değil mi Sayın yani Cumhurbaşkanımız? Sizin dönüyorum. için bile olsa istemez mi? Elbette. iyi yani. Veya Sayın Kılıçdaroğlu. Akıllı hiçbir insan. Şimdi buradan ama mefhumu muhalifinden vay sen akılsız denmesin diye söylüyorum. Aklı olan, aklı yüksek olan hiçbir insan kendisine bu yetkilerin onda birini bile istemez. Niye? Neden? Altında ezilir. Başka dünyada ülkelerde de oldu. E ama o mesak ülkeler mesak kötüler. Ne Kötü idare. Yani, yani Amerika'nın dışında bu işleri böyle medeni bir şekilde götüren başka bir ülke yok. Yani Amerika'nın Amerika Amerikan başkanının elinde bizim bu yetkilerin bence onda biri yok şu anda. Daha doğrusu bizim bu yetkiler dediğim verilecek olan yetkilerin. Şimdi ben size şuradan bir şey bir göstereyim şunu. Şu şunu bir gösterebilir miyiz şey? Gösterelim, gösterelim. Bunu gösterelim. Bunu sizin diyor. sizin programınız için yeni çektim. Yani Biraz şey, çalışarak yani. geldiniz değil mi? Evet <laughs> tabi. Görüldü herhalde değil mi? Ben kaldırayım mı? Bakayım. List of positions filled by the presidential appointment with Senate confirmation. Yani Senato'nun onayıyla. Ee, başkan tarafından atanabilecek pozisyonlar pozisyonlar makamlar. Tamam. Burada 1200 ila 1400 yazıyor. 1200 ila yani Amerikan başkanı Peki ne demek istiyorsunuz? Şunu demek istiyor. Amerikan başkanı 1200 ila 1400 tane en yüksek seviyeli insan atayabiliyor. Bunun tamamı tek bir tanesi hariç olmamak üzere tamamı Senato'nun onayına tabi. Ve bu bu Senato'ya sizin Hakan Çelik filan bakan filan yerin başkanı filan denildiği andan itibaren. Beni Londra Büyük yapacaklar. Yap Yaptıkları yerine... andan itibaren. Senatonun onayına. İsminin gider. isminizin telaffuz edildiği andan itibaren o senato onayı, onayı şöyle demek. Hakan Bey Amerika'da. Ben çok senat hearing var ya şeyleri filan. E, dinlemeler şeyler. 7 Oturum ceddiniz, ceddiniz lime lime yediliyor. Yedi ceddiniz. E, edilsin ne olacak? Ha, ama 7 ceddinde bir şey çıkıyor yani bazen. Yani, temiz olan insanlar için ne Temiz olan insanlar için. Etsin. Bir tek o, öyle olunca yedi ceddi didiklenen ama bu bu didiklenmeden başarıyla çıkan insanları ancak e, tayin edebilmiş oluyor. Şimdi ba bazen görürsünüz adamı dışişleri bakanı ilan edecek olurlar. CIA başkanı ilan edildi edilecek filan gibi olur. Daha çok büyük büyükelçilerde oldu mesela bu. büyük büyükelçi gönderemediler. Hemen, hemen adam vazgeçiyor mesela değil mi? Ben, şey, ben girmeyeyim. Ben, ben, ben girmeyeyim. Şimdi Amerikan Başkanı tek bir tane yüksek postlu bir insanı tek başına tayin edemezken biz de madde e, madde kaçar. Sizin adı? temel itirazınız bu değil mi? Yani bir, bir tanesi bu. Bütün güçleri bütün veya güç. güçlerin çoğunu bir kişi topladığı iddiasını. Hakan Bey, çoğunu verirseniz. demeyelim, izin verirseniz tamamını diyelim. Yani devletin başı Cumhurbaşkanının şimdi bu bu anayasa madde 104'te 104'tür ya şeyin Cumhurbaşkanının yetkileri maddede. Biz derken. Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere 3-4 ay öncesine kadar bu anayasa kötüdür. Bu bir darbe anayasasıdır. 80 ihtilalinin anayasasıdır. Onun en belirgin şeylerinden birisi de bu madde 104'tür. Evet. Çok çok kötüdür. Niye? Darbenin liderine verilen normalden çok ileri şeyler var. Yetkiler, görevler var. Diye. Evet. Şimdi bu yeni yeni haliyle bu ana bu darbe liderine Kenan Evren'e verilen yetkilerin tamamı veriliyor aynı Cumhurbaşkanına. Şu andaki başbakanın bütün yetkileri veriliyor. Aynen zaten böyle sayıyor. Devletin başı yürütmenin başı. Şimdi Maliye Bakanlığında olan, parlamentonun hakkı olan bütçe yapma yetkisi sadece Cumhurbaşkanına veriliyor. Diyor ki bütçeyi hazırla. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. Ta ha, tabir anladım. Me meclis'teki de meclisin Meclis'te de savaş, şey... ilanı savaş, savaş, ilanı savaş ilanı diyor. Meclis'teki de 5. maddede savaş ilanı diyor. 8. E, 8. maddede Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir. Savaş ilanı vızıltı bir şey. Niye? Mesela Cezayir cez, şey Vietnam savaşında savaş ilanı yok. Yani Derdim mi? 1 milyona yakın insan öldü. 10 sene falan sürdü. Savaş ilan edilmiş falan değil yani. Böyle defaktör bir durum. O yüzden meclisin savaş ilan etmezse meclis bir, bir şey olmaz filan demek doğru değil. Şimdi bunlardan ötürü bu model önerisi Çok ileri. Bak çok çok ileri Hakan Bey. Bunu akıllı insan. Şimdi biz ana, Anadolu'da genç erkekler böyle işte şey de bilmeyiz yani tenistir, golftür falan onları bilmeyiz yani buralarda öğrendik şimdi fil vakti ama. Tenis oynuyor musunuz? Iı, ıı, eskiden oynuyordum evet. Şimdi el falan oldu bıraktık. Ama biz ne yaparız? Halter yaparız, boks yaparız, güreş yaparız. Ben bunların üçünü Ata sporları. Üçüyle e, de uğraştım yani. Evet, bunlar ağır sporlar. Bir de kavga dövüş için falan işe yarası, yarası sporlardır. Şimdi bu müsabakaları iyi de takip ediyorum. Halteri özellikle meraklıyım. Ben de iyi bir halterciydim yani lisedeyken. Şimdi adam 300 kiloyu alıyor mesela diyor böyle basıyor 300 Doğru. kiloyu. Rekor deniyor. Yahut kendini aşmak istiyor filan. 2 kilo. Orada şeyler ikişer kiloluktur. 2 i̇ki kilo ekliyorsunuz. Yani olimpiyat şampiyonu, dünya şampiyonu adam 2 kiloyu fazla koyduğunuz zaman altında eziliyor değil mi? Ona mı benzetiyorsun? Tabii. Peki. Bu, bu yetkiler çok güzel. Bir reklama gideyim. Reklamdan sonra da e, süremiz azalmış olacak. Artık son kapanış cümlelerimizi alırız. 45 dakika konuştuk. Allah'ım çok teşekkür ederim. Süre akıp gidiyor tabii. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Biraz hızlı konuştum gibi yo, yo, geldi yo, bana bence, ama. bence güzel. Konudan konuya geçince anlaşılır da oldu bence. Renkli oldu. Çok teşekkürler. Reklamların ben. ardından birlikte Zülfü'nizden ayrılmayın. Vodafone Red'in sunduğu hafta sonu devam edecek. Vodafone Red'in sunduğu hafta sonu devam ediyor. Tekrar reklam sonrasında Murat Belgin'in T24'te galiba bir yazısı var. Hasan Cemal retweetlemiş de oradan baktım. Bir muhalefet sorunu var diyor ve CHP'ye de eleştiri getiriyor. Bir cümleyle yani gerçekten Türkiye'de de bir önemli bir muhalefet sorunu var mı? Yani ciddi bir alternatif olarak. Yaygın bir kanaat o yani. Evet yaygın bir kanaat. yaygın bir varsa o zaman bunu değiştirmek için muhalefetin daha çok çalışması gerekir. Tabii yani. Bazen çünkü algılar ve gerçeklik Algı gerçek elbette öyle bir yaygın kanaat var yani evet. Peki bir de galiba ceketiniz yeni ceket aldınız. Onu, ondan bahsedelim mi? Valla dün, program. dün çarşıdaydım. Çarşıdan eve doğru dönerken sizin telefonunuz geldi. Program daveti geldi. Şimdi ben de aklımdan geçirdim sizde giyindiğim işte spor ceket olsun falan diye. Bir geri geri döndüm tekrar. Efendim bunu görünce çok hoşuma gitti birden rengi falan. Sizin bu, bu dekora uyarmış falan gibi geldi. Gayet de uydu. İçine bir tane de gömlek aldım ayrıca yani. Bir de pantolon denkleştiremedik. Fakat kombinleri benim aldığım düzeni <laughs> Binhan Hanım bozdu tabii. Efendim, cek efendim ceket, müdahale. tamam, pantolon ayrı olmayacak, şu şey olacak. Gömlek o olmayacak, bu olacak. Güzel, falan. güzel müdahale olmuş. Bir de böyle kombinledik. İyi günlerde yani. kullanın. Çok teşekkür ederim. E, Sayın İlhan Kesici'ye çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili referandum konusunda da kanaatlerini paylaştı. Biraz ekonomi konuştuk. Biz her programda bol ekonomi konuşuyoruz. Ben Görüşlerini dinlemekten memnun oluyorum İlan Bey'in bir önemli bir planlamacı Türkiye'de uzun yıllar görev yaptı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nda bulundu. Ben izleyicilerimize çok teşekkür ederim bilgiler için yarın da daha farklı görüşleri de dinleyelim Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sayın İbrahim Kalın bizimle birlikte olacak ondan itibaren görüşmek üzere. Konrad hafta sonunu sundu.